Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel, çok lezzetli bir atıştırmalık tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. İtalyan mutfağının en basit ve mucizevi atıştırmalıklarından arkadaşlar. Müthiş lezzetli, yapımı çok kolay ve malzemeleri her evde olacak bulunan malzemeler arkadaşlar. Ve inanılmaz iştah açıcı yemek öncesi veya akşam üzeri atıştırmalıklarda bunu kullanabilirsiniz. Hatta kahvaltıda bile kullanabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Şiddetle tavsiye ederim. Evet. Gerekli olan malzemelerimiz. Bu şekilde ben bir baget kullandım. Varsa ekşi maya da kullanabilirsiniz. Taş fırın ekmeği de kullanabilirsiniz. Veya bu şekilde baget. Baget tercih ederseniz daha şık ve güzel olacaktır. Bagetlerimizi önce ince dilimlere kesiyoruz ve kızartacağız. İsterseniz fırında, isterseniz tavada bir şekilde kızartın arkadaşlar. Ben Silex makinemde kızarttım. Bir tane soğanı ince yemeklik doğrayalım. İki tane domates, bir tane sarımsak. Sarımsağı sadece kokusunu vermesi için ekmeğimizin üzerine süreceğiz. Onu daha sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. İki dal fesleğen, tuz, karabiber ve zeytinyağı. Hepsi malzemelerimiz bu kadar. Evet, kırmızı soğanımızı ince yemeklik doğruyoruz. Domateslerimizi ikiye kesiyoruz ve ortasındaki çekirdeklerini çıkartıyoruz. Çekirdekleri çıkartmamızın sebebi arkadaşlar ekmeğimiz ıslanmasın diye çok çabuk kıtır ekmeğimiz yumuşamaması için bu şekilde o ıslak çekirdekli kısmını çıkartıyoruz. Bunu daha sonra salatada kullanabilirsiniz, domates çorbasında kullanabilirsiniz, yemeklerde kullanabilirsiniz. Atmıyoruz yani. Evet, bu şekilde domateslerimizi çekirdeklerini çıkartıp etli kısmını doğruyoruz ince yemeklik şekilde. Doğramış olduğumuz domatesleri, soğanları bir kabımıza alıyoruz. Daha sonra fesleğeni de ince doğrayalım. Lezzetlendirmek için de tuz, karabiber ve zeytinyağı kullanacağız. Bruschetta ekmeğimizin tüm malzemesi bu arkadaşlar. Sarımsağın kabuklarını soyalım. Tuz, karabiber ve zeytinyağı ile harcımızı lezzetlendirelim. Evet, harcımızı hazırlarken bu süreçte ekmeklerimiz nar gibi kızardılar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel oldu ve kıtır kıtır. Şimdi bu ekmeklerimizi servis tabağıma alacağım. Önce zeytinyağı gezdireceğim. Bu şekilde. Şimdi sarımsağı alıyoruz ve ekmeklerimizin üzerine sürtüyoruz. Bunun kokusu arkadaşlar müthiş aroma verecek ekmeklerimize. Bu kadar yeterli olacak. İnanılmaz o aromayı alacaksınız ve ağzınıza o çiğ sarımsak gelmeyecek. Sizi rahatsız etmeyecek. Harcımıza sarımsak kullanmadık. Sadece ekmeğimizi bu şekilde sürüyoruz. Evet, elde etmiş olduğumuz harcı da ekmeklerimizin, baget dilimlerimizin üzerine pay edeceğiz. Bu şekilde.
Harcımızı kızarmış olan baget dilim ekmeklerimizin üzerine pay ettik. Şimdi daha bir görsel, hem görsel hem de lezzetini artırmak için parmesan veya eskimiş peyniri bu şekilde dilim ekmeklerimizin üzerine rendeleyelim. Evet. Bu ekmek dilimlerini arkadaşlar farklı şekilde değişik lezzetler hazırlayabilirsiniz. Altına pesto sosu da sürebilirsiniz. Krem peynir de sürebilirsiniz. Mozzarella peynir ekleyebilirsiniz. Birçok çeşit alternatif yapabilirsiniz. Ben bruschetta ekmeğini orijinal şekilde bırakmak istedim. Onun için fazla çeşitlendirmedim. Görsel birazcık da hem göze hem mideye hitap etmesi için parmesan peynirimi tuğul dekor hazırladım. Bunları da bu şekilde parçalayarak ekmeklerimin üzerine koydum. Fesleğen yapraklarıyla birlikte bruschetta ekmeklerimi ben hazırlamış oldum. Evet, çok güzel bir atıştırmalık arkadaşlar. Servis tabletimin ortasına da acuka yapmıştım. Acukayı koydum. Onun üzerine de tekrardan parmesanlı tüil dekorunu koydum. Gerçekten hem göze hem mideye hitap etti. Çok lezzetli, çok güzel bir atıştırmalık oldu. Ayrıca Akdeniz mezeleri de hazırlamıştım. Maydanozlu, havuçlu, kırmızı, dolma biberli. Bu tariflerimde diğer videolarımda paylaşacağım. Mutlaka izleyin derim arkadaşlar. Pesto tarifimde daha önceden de paylaşmıştım. Diğer videolarımdan mutlaka izleyin. Evet, ben bu şekilde atıştırmalıklarımı hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlere de fikir olsun. Eğer kanalımda bu şekilde farklı atıştırma tarifleri, meze tarifleri istiyorsanız yoruma lütfen fikirlerinizi yazın arkadaşlar. Sizlerin fikirleri benim için değerlidir. Biliyorsunuz ana yemek yapıyorum. Ana yemekler çok fazla tutulmuyor. Ve hep aynı hamur işi tarifleri de vermek istemiyorum. Oldukça fazla kanalımda hamur işi tarifleri de var. Ben değişik farklı lezzetleri sizlere sunmak istiyorum. Sizler de deneyin. Misafirlerinize sunun istiyorum. Bunun için biraz alışılagelmiş lezzetlerin dışına çıkmaya çalışıyorum ve sizlere bunları göstermek istiyorum arkadaşlar. Eğer sizler de beğeniyorsanız lütfen beğenerek ve yorumlarınızla bana destek verin. Ben bu videoları sizler için hazırlıyorum. Sizlerin beğenileri beni müthiş derecede motive ediyor. Tekrar yeni videoları hazırlamam için de teşvik ediyorsunuz farkında olmadan. Evet, hala kanalıma abone değilsiniz. Hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin arkadaşlar. Evet, bu görselleri de daha önceden çekmiştim. Bunları da tekrardan paylaşmak istedim. Tuğul dekorumu acuka ile bu şekilde kullandım. Salata da kullandım. Görsel sizlere fikir vermek istedim. Tariflerimi isterseniz daha önceden de paylaşmıştım. Dilerseniz tekrar yine paylaşabilirim. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.